Şimdi yakıtlar, biz yakıtları çocuklar kendi arasında ne yapıyorduk? Gruplandırıyorduk, değil mi? Katı, sıvı ve gaz yakıtları olarak gruplandırıyorduk. Evet, şimdi yakıt dediğimiz şey ısı elde etmek veya herhangi bir aracı, gereci, makinayı çalıştırmak için kullandığımız malzemelerdir. Mesela ne kullanılıyor bunun için? Odun, kömür, lignit, doğal gaz veya fuel oil. Yani bu gibi maddeler yakıt olarak ne yapılabilir? Kullanılabilir. Nedir? Yakıtlar ısınma, ulaşım, elektrik üretimi, yemek pişirme veya aydınlanma, değil mi? Amacıyla bunları kullanıyoruz. Mesela nedir? Nedir mesela bunlar? İşte anneniz mesela yemek pişiriyor, değil mi? Yemek pişirirken ocak yanması için, ocağın açılması için ne gereklidir? Doğal gaz gereklidir. Doğal gaz olmazsa o ocak çalışır mı? Çalışmaz. Veya bir arabanın çalışması için ne gereklidir? Benzin gereklidir. Veya motor yine çalışıyorsa, LPG ile çalışıyorsa bunlar gereklidir. Bunlar olmadan o araç ne yapmaz? Çalışmaz. Yani petrol olması lazım, evet. Veya işte elektrik üretimi için bazı yerlerde nedir? Elektrik üretmek için de yine yakıtlar ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor. O yüzden yakıtları biz hayatımızın her anında, her yerinde ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. İşte bu yakıtları da kendi arasında kaça ayırıyoruz? Üçe ayırıyoruz. Nedir bunlar? Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve gaz yakıtlar çocuklar olmak üzere bunları ne yapacağız? Üçe ayıracağız. Şimdi bunlardan bahsedecek olursak burada zaten göstermiş bize bakın kömür, işte benzin. Bunlar yakıtları örnektir. Şimdi katı yakıtlar ne? Katı yakıtlar zaten başlıcaları nedir bunların? Odun ve maden kömürleri yani kömürler. Odun ve kömürler katı yakıtların olmazsa olmazı. Yakacak olarak kullanılan odun ağaçtan elde edilir. Biz yakacak olarak kullanılan odunu nereden elde ediyoruz? Ağaçlardan, değil mi? Bunlar nedir? İşte fosil yakıtlar diye de ne yapıyoruz biz bunları? İsimlendiriyoruz. Neydi fosil yakıt? Size sorayım. Fosil yakıt neydi çocuklar? Kısaca şöyle bir cümleyle yazacak olursanız. Tarihi kalıntılardan oluşan enerji demiş Berra. Canlılardan kalmış. Evet, değil mi? Bitki ve hayvan atıklarını veya canlıların diyelim çocuklar. Sadece bitki ve hayvan da olmaz tabii ki. Canlı atıklarının toprağın altında yüzyıllar veya bin yıllar diyelim. Evet, yüzyıllar boyunca kalmasıyla fosil yakıt oluşur. Mesela dinozorlar var, değil mi? Çok eskilerden. O dinozorlar toprağın altında kala 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 ne oluşuyor bir müddet sonra? Artık fosil yakıt oluşuyor. Petrole dönüşüyor belki de. Veya işte farklı canlıların yine bitkiler olabilir mesela. Bunlar da toprağın altında yüzyıllar boyunca kaldığında neye dönüşüyorlar? Fosil yakıtlara dönüşüyorlar. İşte o yüzden fosil yakıtlar tabii katı yakıtlarda fosil yakıttır. Sıvı yakıtlarda fosil yakıttır. Gaz yakıtlarda nedir? Fosil yakıtlara örnektir. Renkleri ne fosil yakıtların demişsin? Renkleri değişir onun Zümra. Renksiz bile olabilir, şeffaf da olabilir. Renkleri değişiyor. 1.000 yıl önce yaşamış bir dede ölse biz ondan enerji yapabilir miyiz? Evet. Eğer bir insan ölmüşse ve toprağın altında zaten insan ne yapıyor? Çürüyor. Yani o çürüme demek aslında o ölen insanın o vücuduna, o cesedine mikroorganizmalar çocuklar, küçük canlılar yapışıyor ve orada besleniyorlar onlarla. Onların sonucunda da tabii 1.000 yıl geçerse onlardan da ne olur? Petrol olur. Evet, o yüzden insan da olabilir, bitki de olabilir, hayvan da olabilir. Evet, katı yakıtlar dedik. Odun, kömür, değil mi? Lignit diyebilir miyiz? Bunlar nedir? Katı yakıtlara örnektir. Tabii katı yakıt elde edelim derken olur olmaz yerlerden de ağaç kesip katı yakıt elde edilmez. Devletin belirlediği alanlar vardır çocuklar. O devletin belirlediği alanlarda bu yapılmalıdır. Devletin izni olmadan eğer biz belirli yerlerden yani devletin izni olmadığı yerlerden ağaç kesersek ne olur? O zaman ülkemizin değerlerine zarar vermiş oluruz. Ağaçları yok etmiş oluruz. Ve farklı bozukluklara, ekosistem bozukluklarına ne olabilir? Sebep olabilir. Evet, odun dedik, kömür dedik, değil mi? Bunlar katı yakıtlardır ve çocuklar katı yakıtlarda enerji verme sırası çoktan aza doğru. Bakın yazdık buraya antrasit. Antrasit diye bir kömür çeşidi vardır ve kömürün en kalitelisidir çocuklar. Antrasit dediğimiz kömür çeşidi. Sonra taş kömürü gelir. Antrasitten sonra lignit, sonra turba dediğimiz en kötü kömür sınıfına girer bu. Lignitten sonra en kötü kömürün adı turbadır. En iyi kömür kimdir? Antrasittir.
Madenleri kendileri mi kazıyorlar yoksa altta boşluk mu var? Önce kazıp o alanı oluşturuyorlar, sonra işçiler girip çalışıyor çocuklar orada. Yani önce bir alan açılıyor oraya. O inşaat şeklinde yapılıyor. Sonra girip kazarak madenleri çıkarıyorlar tek tek. Evet, bunlar örnek dedik. Geldik sıvı yakıtlara. Sıvı yakıtlarda neydi sıvı yakıtlar? Bir yazalım bakalım. Herkes bir yazsın. Sıvı yakıtlar kimlerdi? Örnek verelim birkaç tane. Benzin, petrol, fuel oil. Evet, güzel. LPG, gaz çocuklar. LPG'nin açılımı birazdan söyleyeceğim zaten. Likit petrol gazı demektir. Gaz yani. Evet, bunlar yani LPG, gaz dedik. Benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, likit katı demiş Rümeysa. Evet, likit sıvı demek zaten, o da olur. Bunların hepsi nedir? Sıvı yakıtları örnektir. Sıvı yakıtlar çocuklar, kısaca şöyle diyebiliriz. Petrol ve türevleri. Yani petrol ve türevleri, petrol ve petrol ürünleri. Ne demek bunlar? Mesela bir petrol işlendiği zaman, yani eğer siz bataklıklardan petrol çıkardığınız zaman veya işte toprağın altından petrol çıkardığınız zaman, burada petrol işlenmemiş olarak çıkar. Ham petrol diyoruz biz buna. O petrol işlenir. Belirli aşamalardan geçirilir. Neye dönüşür mesela? Benzine dönüşür. İşte motorine dönüşür. Veya gaz yağına dönüşür. Bunlar sıvı yakıtlara ne olarak verilir? Örnek olarak verilebilir. Burada da söylemiş bakın, ne diyor? Petrol yer altından çıkarılır ve rafinelerde işlenerek çeşitli maddelere ayrıştırılır. Nedir bunlar? Benzin, gaz yağı, motorin, fuel oil, petrolün ayrıştırılmasıyla ne yapılır çocuklar? Oluşturulur. Bundan elde edilen sıvı yakıtlardır bunlar. Ülkemizde de yine petrol çıkarılmaktadır ama sınırlı alanlarda. Mesela Batman. Batman'da ne vardır? Raman petrol rafinerisi vardır. Oradan çıkarılır ama biz daha çok hani az çıkarttığımız için, yeteri miktarda çıkaramadığımızdan dolayı petrol konusunda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Yani dıştan ithal ederiz petrolü. Dışarıdan alırız. Farklı ülkelerden alırız. O yüzden biraz dışa bağımlıyız bu konuda. Evet, şimdi burada göstermiş. Bakın bir iki tane resim var. Mesela biz şurada bakın, şu gaz lambasında. Bunun içinde gaz yağı vardır. O gaz yağından ne elde ediliyor bakın? Işık elde ediliyor. O yüzden enerji elde etmede ne yapıyoruz biz bunları? Çıkarıyoruz. Evet çocuklar, geldik gaz yakıtlara. Evet, buraya bakalım. Şimdi gaz yakıtlar, özellikle LPG zaten karşımıza çıkar. Doğal gaz, ikisi en çok karşımıza çıkandır, değil mi? Sıvılaştırılmış petrol gazı LPG demektir. Yani likit sıvı demektir çocuklar. Petrol gazı LPG, likit petrol gazı sıvılaştırılmış petrol gazı. Doğal gaz yine gaz yakıtlara örnektir. Hava gazı yine gaz yakıtlara nedir? Örnektir çocuklar. Veya biyogaz demiştik, değil mi? Biyogaz da gaz yakıtlara örnek olarak ne yapılabilir? Verilebilir. Doğal gaz yandığında diğer yakıtlar gibi ne bırakmaz? Katı atık bırakmaz. Yani ortama daha az pislik yayar yani. O zaman en temiz yakıt Türkiye üzerinde veya dünya üzerinde en temiz yakıt şu anda nedir? Doğal gazdır çocuklar. Mesela ocak yakıyoruz o kadar ama hiç üzerinde böyle kara lekeler veya is diyoruz, değil mi biz onlara? Hiç kurum is bırakıyor mu? Hayır, bırakmıyor. Doğal gaz veya farklı alanlarda da mesela kombide doğal gazı kullanıyoruz, değil mi? Kombide doğal gazı kullanıyoruz ve etrafa ne bırakmıyor? Pislik bırakmıyor çok fazla. Bir kömür gibi veya bir lignit gibi böyle kara kara dumanlar salmıyor etrafa. Evet, yine ülkemizde doğal gaz yatakları da hani az önce söyledik, fazla olmadığı için çocuklar nedir? Dışarıdan alır. Şu an çevreye en az zarar veren doğal gazdır. En çok zarar veren kimdir? En çok zarar veren peki kimdir? Motorin, kömür en çok zarar veren. En çok zarar veren kömür ve lignit çocuklar. Kömür ve lignittir en çok zarar veren. Mesela önceden doğal gaz daha gelmeden önce bu evdeki kaloriferler var ya. Evdeki kaloriferlerde şu an doğal gaz kullanıyoruz biz. Önceden lignit kullanılırdı, kömür kullanılırdı. Mesela kaloriferler yandığı zaman kışın o kaloriferin olduğu yerdeki duvarın üstü kapkara olurdu. Niye kömür kullanılıyor? Kömürden kara bir duman çıkıyor. O duman da duvara değdiği zaman duman duvarı ne yapıyor? Kapkara yapıyordu. Böyleydi önceden. Ama şimdi doğal gaz var. Doğal gaz nedir? Hani temiz. Duvarı ne yapmıyor? Kirletmiyor.
Evet, sorusu olan yoksa çocuklar bu konuyla alakalı bu konuyu bitiriyorum. Bu konu bu kadar. Yakıtlar konusu. Evet, öyle yapacağız. Şimdi soru çözeceğiz. Evet, herhalde burada kaldık. Şimdi karışık çocuklar sorular var. Yine yakıtlarla alakalı da birkaç soru var buradan sonra. Diyor ki Tuna üzerinde sırasıyla kan pulcukları ve akyuvar yazan iki torbayı eline almıştır. Ve arkadaşlarından aşağıdaki bilgileri bu torbalardan akyuvar yazılı torbaya atmalarını istemiştir. Buna göre Tuna'nın arkadaşları yukarıdaki bilgilerden hangilerini torbaya atarsa doğru cevap vermiş olur diyor. Akyuvarları atacak değil mi? Şimdi akyuvarlar neydi? Bizim vücudumuzdaki askerlerdi değil mi? Şimdi herhangi bir virüs girdiği zaman, herhangi bir mikrop girdiği zaman, bir bakteri girdiği zaman, zararlı bir bakteri, akyuvarlar hemen savunmaya geçiyordu. Değil mi? Sanki sınırdaki askerler gibi, ülkemizi koruyan askerler gibi. Neydi? Bunlar da bizim vücudumuzu koruyor. O zaman renkleri nasıldı? Beyaz değil mi? Akyuvar. Adı üstünde zaten. Renksiz olan kan hücreleridir. Kanın pıhtılaşmasını sağlar. Berra bir kere yazman yeterli. Görüyorum ben bir kere yazdığın zaman. Şimdi renksiz mi yoksa beyaz mı? Bir karar verelim buna. Renksiz mi beyaz mı akyuvarlar? Beyaz çocuklar renksiz değil. Renksiz kan hücreleridir demiş. Beyaz renkli kan hücreleridir. Aslında renksiz de olur, beyaz da olur. İkisi de doğru. Çünkü niye? Renksizden kastı burada şeffaf demek istiyor. Tamam mı? O yüzden. Ama biz beyaz diyeceğiz. Beyaz renkli kan hücreleridir. Kanın pıhtılaşmasını sağlar mı? Kanın pıhtılaşmasını kim sağlıyordu? Bir daha söylüyorum. Renksiz değil, beyaz çocuklar. Beyaz renkli kan hücreleridir. Unutmuyoruz bunu. Kanın pıhtılaşmasını sağlamaz. Kanın pıhtılaşmasını kan pulcukları sağlar Ayşenur. Aferin. Vücuda mikrop geldiğinde sayıları artar. Evet, değil mi? Vücuda mikrop geldiğinde sayıları ne yapıyor çocuklar? Artıyor. Askerler gibi demiş. Mesela bir savaş olduğunu düşünün bakalım. Askerlerin hepsi o tarafa doğru gider, değil mi? Savaş neredeyse oraya gider. O yüzden üçüncüsü de doğru. Vücudu koruyan askerler gibidirler. Evet. Bu da doğru. Biri almıyorduk zaten. O yüzden cevap nedir? 3 ve 4. Beyaz diyeceğiz. Renksiz demeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlamayan var mı? Çocuklar renksiz olur ama beyaz hücreler diyoruz biz buna. Adı üstünde ak. Al yuvar nedir? Kırmızı. Evet, şu soruya bakın bakalım. Evet, araç park sensörleri sesin teknolojideki kullanım alanlarından biridir. Araçların ön ve arka tamponlarına yerleştirilen sensörler yüksek titreşimli ses dalgaları yayarlar ve aracın bir engelle karşılaşması sırasında sürücüye uyarıda bulunurlar demiş. Metinde verilen araç park sensörlerinin çevredeki engelleri algılamasında sesin hangi özelliğinden faydalanılmıştır diyor. Bu zaten Milli Eğitim'in yayınladığı bir soru çocuklar. O yüzden ben aldım. Beceri temelli sorular var ya onlardan. Şimdi o park sensörleri ses dalgası gönderiyorsa mesela ultrason cihazlarını hatırlayın bakalım. Onlar da ses dalgasıyla çalışıyordu. Değil mi? Ses dalgası gönderip görüntü oluşturuyordu. Yani sesin yansıma özelliği kullanılıyordu orada. Aynı şey burada da varmış. Park sensörlerinde de varmış. O zaman bunlar da yine ses dalgası gönderiyor. O ses dalgasıyla birlikte ne oluyor çocuklar? Orada cisim var mı yok mu? Ona göre arabadan ne yapıyor? Sinyal o park sensöründen ses geliyor. O yüzden sesin yansıma özelliği olması gerekiyor. A şıkkında sesin iletişimde kullanılması. Hayır, bir iletişim yok, bir karşılıklı görüşme yok. B'de sesin madde tarafından yansıtılması demiş. Evet, yansıma özelliğinden faydalanmış. Sesin farklı ortamlarda duyulması. Hayır, bu da olmaz. Çünkü ortamdan bahsetmiyor. Çıkan sesten bahsediyor. Sesin süratinin ortam yoğunluğuna göre değişmesi. Bu da olmaz. O yüzden cevabımız Bursa. Geçiyorum. Tane yakıtlarla alakalı soru varsa ona da bakalım. Heh, şuna bakalım. Evet, şimdi herkes şu soruya baksın çocuklar. Hadi şuna bakalım. Evet.
Bir öğrenci yukarıda verilen yakıtları bir grupta toplayarak isimlendirmek istiyor. Buna göre bu öğrenci bu gruba aşağıdaki isimlerden hangisini verebilir? Katı yakıtlar mı, sıvı yakıtlar mı, fosil yakıtlar mı, gaz yakıtlar mı? Hadi bakalım, ne diyeceğiz? Evet çocuklar, şimdi kömür nasıl bir yakıttır? Katı mı, sıvı mı, gaz mı? Katı. Doğal gaz adından belli zaten, gaz diyor bana, gaz bir gaz yakıttır. LPG likit petrol gazı demekti, gaz yakıttır. Benzin sıvı yakıttır. Şimdi burada sıvı yakıt da var, katı yakıt da var, gaz yakıt da var. Şimdi katı yakıt dersen benzin, LPG doğal gaz için olmaz. Sıvı yakıt dersem kömür için olmaz. Gaz yakıt dersem benzin için olmaz, kömür için olmaz. Ama fosil yakıt dersem hepsi için doğrudur, değil mi? Çünkü katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve gaz yakıtlar hepsi fosil yakıttı bunların. O yüzden cevabımız nedir? Ceyhan. Evet, şimdi şu soruya bakalım. Ülkemizde diyor fosil yakıtlar ile çalışan 40 tane termik santral bulunmaktadır. Bu santrallerde elektrik üretimi yapılmaktadır. Fosil yakıtlar ciddi anlamda hava kirliliğine neden olmaktadır. Buna göre aşağıdaki kaynaklardan hangisinin elektrik üretiminde yaygınlaştırılmasıyla hava kirliliğinin önüne geçilebilir? Şimdi kömür mü kullanırsam hava kirliliğinin önüne geçerim? Doğal gaz kullanırsam mı, su kullanırsam mı, lignit kullanırsam mı? Hangisi? Evet, şimdi çocuklar, hava kirliliği, yani en az hava kirliliğine neden olan kimdi? En temizi hangisiydi? Yakıtların içerisinde en temizi doğal gaz, değil mi? Diyor ki bana, fosil yakıtlar ciddi anlamda neden oluyormuş hava kirliliğine. Yani şöyle, şimdi kömür de fosil yakıt, doğal gaz da fosil yakıt, lignit de fosil yakıt. Ama su nedir? Fosil yakıt değildir. Hatta hidroelektrik santraller vardı, hatırlıyor musunuz? Hidro su demek, elektrik de elektrik demek. O zaman sudan elektrik elde etmek istiyorum, isteyeceğim, yapacağım veya da ki ben neyi engelleyeceğim? Hava kirliliğini engelleyeceğim. O zaman ben su kullanırsam, fosil yakıt yerine su kullanırsam, sudan elektrik elde edersem, o zaman hava kirliliğini önlemiş olurum çocuklar. Tamam mı? Unutmuyorsunuz. Barajlar var mesela. Fosil yakıt kullanma diyor bana soruda. Başka bir şey kullan diyor. Hani gayet açık ve net. Su kullanacağız. Hidroelektrik santrallerden elektrik elde edebiliriz.